Şöyle Emel Sayın topuzu gibi olsun. Makyajda pırıltılı pırıltılı. Yok artık anne, Allah aşkına. Yıl olmuş 2015 dediğin lafa bak. Modern bir topuz olsun, hafif de bir makyaj. Ay sen karışma büyüklerin işine. Hem o topuz çok güzeldir bir kere. Ben düğünümde çok istedim de ama kuaför becerememişti. Neyse Tufi'cim, bak sen beni dinle, tamam mı? Böyle tepede topuz, üstü böyle dağınık dağınık, havalı yani. İstanbul'un en lüks otelinde düğün yapıyoruz, şanımız yürüsün değil mi? Yahu bırakın, kız ne istiyorsa kendi söylesin, gelin olan o. Evet Müjgan, konuşsana, itiraz etsen yoksa müzeden çıkmış gibi olacaksın. Ne bileyim, hiç böyle şeyler yaşayacağımı düşünmemiştim. İnsan hep bir başına olunca düğününde de kendini yalnız hayal ediyor. Aa, sakın ağlamak yok bak. Makyajın akar, sonra karışmam. Bugün senin en mutlu günün. Hep gül olur mu? Bu da canım arkadaşıma benim hediye. Elif ne gerek vardı? Zaten en büyük hediye sensin bana. Gel gel. Benden bir hatıra olsun istedim yanında. Hep elinin üstünde. Sen benden elini hiç eksik etmedin. Ben de senden etmeyeceğim. Hep yanında olacağım. Elif niye böyle konuşuyorsun, ayrılıyormuşuz gibi? Sen de hep benim kalbimdesin, canım arkadaşım. Tansiyon aleti falan mı bulsam, bir tansiyon olacaksa? Ya aman Celal abi, sen sağlam dur. Tamam, iyiyim. Müjgan'a söyleyelim de bir sakinleştirici versin bunu. Kahraman, vallahi benimle uğraşma. Bak şey, nefes alıp veremiyorum. Sen imzaya at, son nefesini vereceksin zaten. Merak etme. Vay be canım kardeşim, yakıyorsun ortalığı. Çok güzel olmuş. Senin kadar olmasa da güzel oldu sayende. Ne yaptın? Otele baktın mı? Şimdi oradan geliyoruz Kahraman abi. Bir sorun yok. Ben izninizle bir telefon görüşmesi yapacağım. Tamam. Evet, Celal Efendi. O gün geldi. Al bak. Bu ne? Elif'le benim düğün hediyem. Rişadiye'deki evin anahtarları. Al. Kahraman, ben bunu kabul edemem. Bu çok büyük bir hediye. İtiraz istemiyorum. Yeğenlerim o bahçede büyüyecek. Kocaman bir aile olacaksınız. Celal, sen benim can kardeşimsin. Dur Fadım şimdi. Şakaklarına süreyim daha çok birazcık. Çok sürme. Celal gelmiş midir acaba? Gelmiştir, gelmiştir. Aşağıdadır. Ne bileyim, sürekli bir yerlere koşturup duruyor. Bir taraflarına bir şey yapacak diye korkuyorum. Aa, iki dakikada nasıl bitirdin Celal abi? Aşk olsun Müjgan ya. Ne yapsın adamcağız? Heyecanlı tabii. Kolay mı, sana kavuşacak? Adam kız istemede bile uyudu. Ne yapsın kız? Hep annemin yüzünden. Aa, burası daha doğal düşün. Tamam. Tamam. Demir kaynana kıymet annem nerede? Bilmem. Aa, ben onu bir ara gördüm ama şimdi nerede bilmiyorum. Kesin aşağıda birilerinin canını okuyor. Çevirme kafanı, bana bak. Güzel oldu. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Saadet teyze. Şimdi sen... Niye geldi bu kadın kapıma diyorsundur. Tanrı misafirine sual olmaz. Olur, olur. Çok gençtim Saadet. Çocuktum daha. Ne attığım adamın sonunu, ne ettiğim lafın gideceği yeri bilecek vaziyetteydim. Hak gördüm kıyamet koparmayı kendime. Arkamda bıraktığım enkaza dönüp bakmadım bile. Ama ne zaman ki geldin, dimdik karşımda durdun. İşte o zaman anladım. Kader değil bütün bunlar, kıymet. Sen ettin dedim.
Ben gördüm Saadet. Senin gönlün temiz. Bağışlayıcı. İçin el verir mi bilmem ama geçmişi unutalım. Estağfurullah. Bağışlamak Allah'a mahsus. Geçmişe kin tutmak da kimseye yaramaz. Canın sağ olsun. Sen sağ ol. Saadet teyze, ben de oğlum adına özür dilemeye geldim. Aysel'in oğlu çok efendi, çok temiz bir çocuktur. Elimizde büyüdü. Kızını çok mutlu eder. Kıymetini bilir. Hiç dertlenme. Herkes kendi kaderini çizer. Yapacak bir şey yok. Var. Var, olmaz olur mu? Dünür olduk, akraba sayılırız bundan böyle. Eğer sen de uygun görürsen çocukların düğününe gel. Herkes çok mesut olur. Kimsenin de gönlünde kırgınlık kalmaz. Hadi abi, ne yapıyoruz? Ben daha fazla tutamayacağım vallahi damadı. Üstüne varma kahraman. Zaten düğünü tamamlayamayacak diye ödüm patlıyor. Abla hadi toplanalım artık. Tamam tamam. Meryem, annem nerede? Bilmiyorum abi. Aysel ablam da yok. Aysel de mi yok? Belki birlikte bir yere gitmişlerdir. Ay yok artık, düğün günü gezmeye mi gidilir? Hoş geldin. Hoş geldin. Safalar getirdin Saadet. Bakın size kimi getirdim. Anneciğim hoş geldin. Tek bir dileğim vardı. O da kabul oldu, şükürler olsun. Saadet'in başımın üstünde yeri var bundan böyle. İyi yapmışsın anne. O Saadet'in yüce gönüllülüğü. Estağfurullah, estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk kızım. Celal abi. Müjgan seni çağırdı. Tamam, geleyim kardeşim. Ben geleyim. Ya ben de gideyim şunları toplayayım, siz de acele edin yoksa geç kalacağız. Hadi. Geç Saadet. Biraz soluklanalım. Anneni affettiniz yani. Sizin de düğününüzü ben yapacağım. Şöyle dört başı mamur bir şey olacak. Eyvallah. Aferin sana. Bir şey daha ikram edelim sana Saadet. Ziyade olsun, kafidir. Nerede kaldı bunlar? Yukarıda kriz mi çıktı acaba? İster misiniz Müjgan yüzüğü atsın? Aman Allah korusun. Amca, geline damat nerede? Geliyorlar. Buğular gibi olmuşsun maşallah kızım. Maşallah. Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Hadi hadi çabuk olun, daha çok el öpeceksiniz hadi. Selim arabalar hazır mı oğlum? Hadi, hadi hadi o zaman hadi. Anne gel, topla kovalı yanına geç. Hadi. 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 Hadi.